değerli seyirciler Galatasaray e, Vavakars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısında tek gol var 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi o gol takımlar soyunma odasına gidiyor e, bir hayli yüksek tansiyonlu ve 7 gollü e, Kayseri Spor Fenerbahçe maçının ardından e, daha böyle sakin bir ilk 45 dakika oldu Halim hocam senin. evet e, Galatasaray Yine klasik kendi iç saha maçları gibi baskılı başlamak istedi. Biraz daha kara gümrük takımı ayağa top yapabiliyor ama ofansif anlamda pek bir ileri çıkmayı düşünmediler öyle çok fazla. Bazı pozisyonlarda da son hareketleri yapamadılar. Galatasaray'ın böyle dışarıdan şut denemeleri vardı. Belli ki hoca da onu söylemiş. Onlardan birinde kaleci sektirince Kerem orada akıllıca bir tamamlamayla Skor üstünlüğünü sağladı. Galatasaray için hani şu ana kadar çok zorlanıyor diyemeyiz sanıyorum. Sen aynı kanaatte misin? Zorlayamıyor Karagümrük. Yani gelemiyor. Çünkü gelirse arka tarafı açılacak. Galatasaray oraya seri girecek. Onu biliyorlar. Tamam dayandılar falan ama e şimdi maçı böyle bitiremeyeceksin. Yok. Böyle o zaman hücum edeceksin. Ya ya Mecbursun çıkmaya ikinci yarı. Bakalım o zaman maç Yoksa ilk yarı biraz tatsız tuz oldu. Yani Fener maçından sonra bu maç şey gibi oldu böyle. Yani ne bileyim. Hani. Orada karşılıklı tabi git geller evet, var. Orada bayağı iyi maç oldu Var. Yani ee, sağ, bu böyle değil. mi? daha ağır bir sağaydı. Tabii, tabii. Öyle olmasına rağmen iyi maç oldu. Yani. İyi maç oldu. Tamam, Güzel maç oldu. Tempolu evet. maç oldu. Korakor maç oldu. Burada e, şu ana kadar tek taraflı bir maç oluyor. O da henüz Galatasaray ben bu işi götürürüm diyor ama tabii çok da fazla Fener maçını da düşünüyorlar yani haliyle evet. haftaya. Biraz düşük Rolanti de evet. böyle oy ama oynamaya işte, çalışıyorlar. Ama işte maçlarda yine gene garantiyi almadan hocam bir küçültmeyeceksin. O da var. Bir küçültürsen adam sana bir 70'te 80'de bir gol atarsa zor Bu skor sıkıntılı skor 1-0 tabii. Yani ikiyi bulmak lazım. Hatta ikiyi bulup böyle dakikaları Galatasaray'ın Galatasaray, Galatasaray kalecisi rahat oynama biraz riskli işler yapıyor. Ee, söyleyeyim. Ben hafızam beni yanıltmıyorsa Antep'te öyle bir pozisyonda e, böyle bacak arasından şöyle topu çekilirken hata Biraz daha dikkat etmesi yaptım. lazım. İyi orada bir kaleci ama biraz orada yaparsın özgüven, da burada yapma. Özgüveni fazla gibi. Burada uzun zamandır oynamadın. Yani Tabii. burada yaparsan başına iş En alasın. önemlisi o. Şu anda yani, maç eksiği var bir iki yerde böyle bir sakat iş yaptı. Evet. Baskı bir yerse, baskıyı, baskıyı yerse, ağzına baskı, gelmiş. Baskıyı yerse yanar. Takımını da yakar. işi biter. Onun için sağlama girmesi lazım. Onun da Galatasaray sanki arttırır herhalde. Yani öyle gözüküyor. Çünkü öyle gözüküyor hocam. Gümrük. Yani bir şutu var kara gümrüğün. Onun dışında böyle son hamleleri yapamadıkları atakları var. Evet. Yok değil ama Galatasaray mesela 5 tane kaleyi bulan şutu var. Onlar da çok net pozisyon olacak şutlar. Galatasaray değil. vitesi yükseltmedi. Yok yok. Rolanti de götürüyor. 2'de 3'te oynuyor. 4'de evet. 5'e almadı. Ya Ben bana bu söyleyeyim. maçı kazanırım evet. e, inancıyla yani oynuyor. Bu bana yeter diyor. Evet. Bu tempo bana yeter diyor şu anda. Bunu göreceğiz. 60'dan sonra daha bariz e, belli. Belki orada 60'lardan sonra falan biraz oyuncu, oyuncu değişiklikleri değişik bazı müdahalelerle e, tabii 2 0'ı bulabilmesi Çünkü önemli. Fenerbahçe çok zor bir virajı geçti bugün. Ya yani bayağı zor bir viraj. Kayseri bir bir. deplasmanı son 7 maçında Kayseri takımının yenilgisi yok. 6 evet. galibiyet, bir beraberlik. Evet. Kayseri iyi takım. Son haftaların en formda, en çok puan toplayan takım. takımıydı. Çok ee, i̇şte Galatasaray takım. Ligi'nin ilk haftasında burada berabere kaldı biliyorsun. Evet. Çok Öyle bir görüntüde bir kritik bir böyle de bir zeminde Kritik bir galibiyet ama aldı. Işte Fred'i kaybetti ama. En önemli oyuncusunu kaybetti. Ona da bakacağız akşam tabii yani. Ona bakacağız. Neden Çok fazla olduğunu. soru geliyor. Çok fazla e, e, nedir ne değildir diye soruyorsunuz. Hepsine bakacağız. 90 artı konuşacağız. Düşüncelerimizi paylaşacağız. Fenerbahçe'de bir çıban başı var. Onu akşam söyleyeceğim. Evet. Bir çıbanbaşı. Ee, hiç, hiç değişmemiş çıban başı. Bir şeye ısı haritasına bakalım. Galatasaray bu şekilde yayılmış sahaya. Karagümrük'te biraz daha kendi yarı sahasında kalarak e, e, ilk 45 dakikayı götürmeye çalışmış. Yani Galatasaray'ın şu görüntüsünde hani 1-0 az bile bence. Evet. Daha dengeli yayılmış sahaya Galatasaray. Evet. Çizgiye kadar gittiler çünkü. Hem sağ hem sola gittiler. Tabii. Özellikle boy tarafı olmak üzere. E, ama hani bir e, Kara Gümrük takımının en eksikleri de var. 3 cezalısı var. 3 eksiği var. Şota Arveladze'nin ilk maçı. Evet ya. Eski bir dost. Yine Türkiye'de Şota Arveladze. Yani e, bir ilk maç kolay değil tabii teknik adamlar için. Ama teknik adam şimdi, değişiklikleri şimdi takımlara bir böyle bir enerji ha. verir. O maç hangi seneydi şu anda hatırlamıyorum. Dinamo Tbilisi maçı. Hani onları seyredip önerdiğin maç. Evet evet, idare evet, ettiğin evet. maç. Şovarnase nasse şeydeydi. Şeref tribündeydi. Devlet başkanı eski Rusya Dışişleri Bakanıydı. Evet, öyleydi. Öyleydi. Ayrılınca buraya devlet, devlet başkanı, başkanı oldu. oldu. O da maçtaydı zaten. Evet. Ee, Galatasaray tabii derbi, derbi kafasının bir kenarında derbiler hatta. Derbiler var. Yani şimdi bu maç var. Hemen peşi sıra Süper Kupa var. Bu arada e, yine çok fazla gelen bir soru var. Onu artık 90 artı bir programına bırakmaya gerek yok. Fred'in kartının kupada da geçerli olacağını söyleyenler var. Efendim şöyle 4 maçın 4 maçın üzerinde ceza alırsa bütün kulvarlarda geçerli oluyor. 4 maça kadar kendi kulvarında geçerli oluyor. Yani Fred bu e, kırmızı karttan dolayı iki maç, bir maç, iki maç, üç maç, dört maç yerse ligde çekecek cezasını. Süper Kupa ayrı bir platform onu da belirtelim. Yani farklı platformlar. Evet onu söylediğin iyi oldu çünkü o bayağı tartışılıyor. Çok tartışılıyor bir de çok fazla gördüm e, her iki derbide de yok diye. Evet. Hani kırmızı kart bu en az iki kart maç alır falan düşüncesinden hareketli herhalde meslektaşlar öyle bir şeyler söylemiş. İki resmi maç ha, diyorlar. Evet, öyle resmi imaç. düşünüyorlar ama tabii işin rengi öyle değil. Dediğim gibi bu kuralı geçen sene de konuştuk. kendi kategorisinde dörtten fazla olursa bütün kategorilerde geçerli. cezanın statüsü bu şekilde. Dolayısıyla hani burada alacağı cezayı bilemiyoruz ama öngörebiliriz. Ve bundan hareketle de Süper Kupa'da e, Fred'in sahada olacağını söyleyebiliriz. Ama e, ilk derbide, ikinci de sahada olur ama ilk derbide olmayacak e, Fred. Pozisyonla ilgili de biz birazdan e, karşılaşmanın bitiminin ardından 90 artı daha etraflıca konuşacağız. Tugay Kaan Numanoğlu için. Zor bir 45 dakika olmadı. normal. Yine bir o çok gördüğümüz bir şey var. Oyunun Top, içinde, içinde kalmak. Öyle Topçuları bir rahatsız ediyor. Topçuların oyun alanını rahatsız ediyor. Oyun alanına giriyor. Maalesef ama çok var. Onu fazlaca e, şey yapıyorlar. E, o hataya düşüyor hakemler. Orada da hani e, biraz daha hareketli olmak, biraz daha oyun bilmek gerekti. Topun nereye gideceğini e, öngörebilmek gerekti değil mi hocam? Ama bunlar işin abc'si gösteriyorlardı ama bir de kendisinin de öyle bir içselleştirmiş altyapısının olması lazım hakemlerde. Diyorum. Geçen, bugün biri yollamış ya. Herhalde 15 sene evvel mi ne konuşuyorum. Bir, bir Salçımele top çarpıyor gidiyor gol oluyor filan. 12 sene evvel mi 15 sene evvel mi ne olmuş. O zaman da konuşmuşum bana yolladılar bugün. Biz işte yıllardır söylediğimiz şeyler var. Hocanın zaten e, çeyrek asırdır. Ne çeyrek asırdır? Belki de yarım asırdır söylediği Hı. şeyler var. Ama e, aynı şeyler devam ediyor. İyi olsun diye söylüyoruz. İyi olmasını gönülden arzu ediyoruz. Bu kadar çok sıkıntı varken sağduyuyla hareket etmek lazım. E, ama e, her şeyden önce e, doğruları standart hale getirmek lazım. Yani hocam doğruları standart hale getirmek lazım. Yani doğruda bir standart sağlarsak o zaman daha az dertleneceğiz. Doğru da standart. Mesela bugün bir beyanat var. Merak ediyorum o başkan ilerideki başlarda aynı beyanatı verecek mi? Verirse tabii, helal olsun. Tabii. Hocam. İnşallah. Bekliyorum. Değil mi? Evet düşer ben beklemeyi zaten. beklemeyi severim. Düşer zaten hocam. Evet. Ee, bir beyanat daha yakın zamanda. Ben beklemeyi severim. Peki efendim, biz yavaş yavaş sözü toparlayacağız. Bir yandan stada bakıyorum. Ee, bu maçta da daha gol olur gibi duruyor. Değil. Yani ilk maçta da dedik ki 2-1'di. Bu maçta daha su kaldırır, daha gol olur dedik. 3 gol vardı. 4 gol daha oldu. Bu maçın da görüntüsü böyle değil mi hocam? Buradaki zemin daha iyi tabii. Doğrucular için. Hocam ya hakikaten yalnız orada adam topu evet. süremiyordu ya. Vallahi gitti Hele 45'ten sonra ikinci yarı iyice facia oldu. Nasıl olacak bu ocak, şubat ayında nasıl olacak ya? Nasıl olacak? Kar falan görünce bu zeminler iyice yumuşayacak, yağmur çamur. Evet, ee... ne diyelim? Allah yardımcımız olsun. Efendim, e, skorboarda bırakacağız sözü. Skorboard'dan sonra hem Fenerbahçe hem Galatasaray maçlarının detaylıca konuşacağız. Çok fazla sorunuz var Fenerbahçe maçına ilişkin, o pozisyonlara ilişkin. Onları da 90 artı 1'de hocayla konuşup, görüşüp tartışacağız diyelim ve sözü skorboarda bırakalım.